Şekerim, hayırlı olmuş. Şimdiki eşinle büyük bir aşk evliliği yapmışsın. Mutluymuşsun. Evet. Selim Bey, fabrikanın hesapları ile ilgili incelemelerimi bitirdim. Neticeleri söylemek için buradayım. Tespitlerimi sizin de duymanızı istedim. Buyurun, sizi dinliyorum Orhan Bey. İşçilerin maaşlarını geciktirerek elde ettiğiniz faiz gelirini iki ayrı hesaptan kişisel hesabınıza aktarmışsınız. Lakin iki gün önce aynı meblağ fabrikanın hesabına yeniden yatırılmış. Sanırım Selim Bey o parayı kullanmak istememiş. Ben çok zor bir durumdaydım. Parayı hemen geri koymak üzere almıştım. Lütfen beni bağışlayın. Güvenimi istismar ettin Selim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Çok özür dilerim Serap Hanım. İnanın fena bir niyetim yoktu. Fena bir niyetin yoktu öyle mi? Senin yüzünden işçiler işi bıraktı. Sağda solda dinç aslanda haftalıkları ödenmiyormuş diye konuşuldu. Haklısınız. Ben her şeyi telafi edeceğime söz veriyorum. İnanın bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Sana son bir şans veriyorum. Eğer bir daha bir hata yaparsan seni kovarım Selim. Ayağını denk al. Bu mevzunun aramızda kalmasını istiyorum Orhan Bey. Ricamı kırmazsanız çok sevinirim. Elbette. Üstüme vazife değil ama Selim'i niye kovmadınız? Çünkü bu olayın duyulması itibarımız zedeler. Muzaffer'i kaybettikten sonra işleri yürütmekte çok zorlandım. Herkes açığımı kolladı. Ama ben herkesi utandırmayı başardım. Şimdi Serap Hanım dolandırılmış diye konuşulmasına müsaade edemem. Zekanızla her seferinde beni daha fazla şaşırtıyorsunuz. Emin olun gözüm daha fazla üzerinde olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bu arada eşinizle birlikte sizi çiftliğe yemeğe bekliyorum. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Çok naziksiniz. Hay hay. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Şanzelize'nin altını üstüne getirdim. İkinci haftanın sonunda Mademoiselle Seher diye kapının önünde karşılamaya başladılar. Muhteşem bir şehir. Anlayacağınız sıkılmaya vaktim olmadı. Yeni dost edinmekte de üzerime yok. Paris hikayeleri anlatmakla bitmez tabii. Ama öyle renkli bir şehirde dostlarımın sıkıntılarını umursamadığımı düşünmeni istemem Neriman. Olan biteni duyunca öyle sarsıldım ki. Acını paylaşmak istedim. Ama elim telefona gitmedi. Doğrusu ne diyeceğimi bilemedim. Başın sağ olsun. Sağ ol Seher. Tabii. Senin de. Halideciğim. Muzaffer Bey gibi bir beyefendinin öyle zalimce bir cinayete kurban gitmesi gerçekten çok acı. Zekai Bey gibi biri böyle bir şeyi nasıl yapar? En yakın dostunu nasıl öldürtür? Aklım almıyor. Haklısın. Benim de aklım almıyor. Zekai'yi kaybetmek çok acıydı. Ama asıl acı olan bu utançla yaşamak. Ne kadar zor günler geçirdiğimi tahmin bile edemezsin. Hamza. He. Ne oldu sana oğlum? Mühim bir şey değil baba. Nasıl mühim bir şey değil? Hangi kahpe soyluğuydu sana oğlum? Ya ne yapacağım ana? Oldu işte. Anam nasıl? Yeğenim nasıl? Hamza. Bak yüzüme. Ne oldu söyle. Birileri
dalgama taş attı. Ben de hadlerini bildirdim. He mi? Kimmiş? Ne istiyorlarmış? Görüş bitmiştir. Ben artık gideyim. Anama çok selam söyle ha. Soranlara, hatırlayanlara da. Baba, yeğenimi öp benim için. Olur, olur. Olur. Mahkemeye canlı çıkması zor bu oğlanın. Kimmiş? Ne istiyorlarmış? Cabbar Ağa'nın recasını reddetmiş. Cabbar Ağa? Namı diğer Kozan kasabı. Bildin mi? Reca reca değil anlayacağın. Buralarda bunun bedeli çok ağırdır. Ya dediklerini yapacak ya da korunacağı başkalarının adı altına sığınacak. Böyle tek başına ormanlık yerde yaşatmazlar kuzuyu. Biz bunları alınca madem amanın suratını gördün değil mi? Gözleri fal taşı gibi açılıyor yemin ediyorum. Akcan, sen bunu al. Bunları da. Ben geliyorum. Tamam. Selamun aleyküm erenler. Aleyküm selam. Bakıyorum. Harcamaya başlamışsın paracıkları. He. Pakizan'dan azıcık gezdik biliyorsun, alışveriş yaptık. Sağ ol, bunu aldım. Efsah mı diyorum? Yemin ediyorum. Bu var mı? Vallahi diyorum sana. Ya Eren'le ne lüzumu vardı? Ayıp ediyorsun ha. Senden kıymetli mi lan? Ne aldı? Ya bak bakalım beğeneceğim mi? Ne ki ne bu Ramazan? Don. Hayır, orayı anladım da ne kiye don? Ne demek ne ki ne don? Ya kardeşim sana bir şey alak diye Adana'da gezmediğim yer kalmadı ya. Göynek soruyorum yok. Pantolon soruyorum yok. Ya kardeşim atlet bile sordum bu gövdeye yok. Ben de don aldım olur diye. Yani sen bana şimdi şişko mu diyor? Ha? Bu bahaneyle de ala ala bana don mu aldın? Hafız beni delilendirme. Allah Allah. Ne kadar gezdim biliyor musun sana bunu alabilmek için? Halis mulis Arjantin donu bir kerem bu. Allah Allah konuşuyor bana oradan ya. Sanki bana don koleksiyonu yapıyorsun ya evinde bunu beğenmiyorsun. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.